Garetlere uğrayan çocuk sinir krizine giriyor. Merhaba arkadaşlar, ben Nigma. Bugün bazı oyunların insanları ne hale soktuğunu ve gelecekteki endişemden bahsedeceğim. Size bu videoda oyun oynamayın demeyeceğim ya da örneklerle sizi oyundan soğutmaya çalışmayacağım. Bugün bu videoda size kendinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce faydalı bir kazanç sisteminden, Binetex'ten bahsedeceğim. Binetex, ikili opsiyonların bulunduğu kazanç sistemidir. İhtiyacınız olan tek şey e-postanızı eklemek ve hepsi bu kadar. Binetex ile kazanmak çok kolay. Sadece doğru eğilim yönünü seçin ve hemen kazanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki promosyon kodunu kullanarak mevduatınızı 2,5 oranında katlayabilirsiniz. Oyun oynamak insanın doğasında olan ve bebeklikte başlayan bir eğlencedir. İnsanlar eğlenmeyi sever. Eskiden Atari olmadan önce dışarıda oynanan oyunlar, Atari çıktıktan sonra bizleri eve hapsetti. Şu reklama dikkatli bakın. Evinize koşun, Atari ile coşun. Evinize koşun, Atari ile coşun. Evinize koşun, Atari ile coşun. Televizyon oyunu Atari Türkiye'de. Koşun, oynayın, eğlenin. Rakiplerinize ve kompütere meydan okuyun. Bilgisayar çağına hazırlanın. Nefes kesen yarışlar, uzay savaşları, bitmeyen heyecan Atari'de. Her eve, her televizyona bir Atari. Atari, şimdi sokaklar bomboş. Böyle saçma bir reklam olabilir mi? Siz para kazanın diye çocukları parklardan, bahçelerden alıp evlere hapsetmeye özendirmenin berbat bir fikir olduğunu bunlara kimse söylemedi mi? Bu, çocuklara yapılan en büyük kötülüğün başlangıcıydı. Başlangıçta gayet güzel bir etkinlik olarak gördüğümüz ve bazen arkadaş ortamında bizleri kaynaştırmayı bile sağlayan oyunlar, aslında tam tersine bizleri birbirimizden ayırmaya ve düşman etmeye başladı. CS:GO yani Counter Strike Online oyununda öyle bir detay var ki küçük bir çocuğun hayatını istemeden de olsa karartabilir. Bu oyunda silahlar ve bıçaklar bulunmakta. Bunlar online olarak satılabiliyor ve bunlar üzerinden para kazanılabiliyor. Bıçak ya da silah çıkartmak için para yükleniyor ve hırs yapıldığında inanılmaz paralar harcanabiliyor. Birbirinden değişik ve göz alıcı renklerdeki bıçaklar daha çok küçük çocukları etkiliyor. Gördükleri ve beğendikleri bıçakları internet üzerinden babalarının ya da annelerinin kredi kartıyla satın alıyorlar. Aldıkları şekilli renk renk bıçakları oyunda daha önce yüzlerce kişiyi öldürmekte kullanan çocuklar ya da gençler şiddete o kadar eğilimli oluyor ki bir anlık sinir krizi ömür boyu pişman olacakları bir hata yaptırabiliyor. Bakın şu an size bir video göstereceğim, dikkatle izleyin. Kendinden iyi oynayan herkesin hile yaptığını düşünüyor. Oyuna öylesine kendini kaptırmış ki artık onun için bir hedefe, ideale dönüşmüş. Bu noktadan sonra oyunda sürekli yenilgiler alan ve belki de sohbet kısmından hakaretlere uğrayan çocuk sinir krizine giriyor. O an eline geçecek herhangi bir kesici aleti hiç umursamadan kullanabilirdi. Bu videoyu izleyen oyuncular, o çocuğu ve benzerlerini bu hale getiren aslında biziz. Karşıdakini anında küfür ederek, oyun içerisinde kötü oynadığını bildiği halde onun üstüne giderek daha da sinir olması için tuzaklar kuran ve onu aşağılayan bizler onu o hale getirmekteyiz. Amacı sadece bizleri eğlendirmek olan oyunlar aslında insanların %85'ini eğlendirmiyor. Tam tersine sinir küpüne çeviriyor ve agresif bir insan yapıyor. Az önceki videolarda kendinizi gördüğünüzü biliyorum. İnsanlara değer verin, hemen yargılamayın ve oyun oynarken sadece eğlenmek için oynayın, sinir olmak için değil.
Videoyu beğenerek ve paylaşarak ayrıca kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Ben Nigma. Görüşmek üzere.